Tekrar iyi günler değerli voleybol severler. Mustafa Baykara turnuvasının ikinci gününün ikinci karşılaşması biraz sonra Karşıyaka Medical Point ile Eskişehir Peyman Spor takımları arasında oynanacak. Takımlar ısınma çalışmalarını tamamladılar ve biraz sonra seremoniye çıkacaklar. Ben seremoni öncesi kadroları vermeye çalışayım. Eskişehir Peyman Spor takımı 1 numara Libero İlerya Zararsız, 2 numara Deniz Zengin, 4 numara Gülsüm Şeyda Alp, 5 numara Sermin Karahan, 7 numara Buse Dağdeviren, 13 numara Pelin Karadan, 14 numara Deniz Devrim Düzen, 16 numara Şerelin Başorun, 17 numara Yaşar Yaren Yüksel, 18 numara Aleyna Göçmen, 20 numara İlade İçkimen, 26 numara Zeynep Bilimli, 55 numara Aybüke Güldenoğlu ve 66 numara Elif Erkoç. Eskişehir Peyman Spor Bayan Voleybol Takım Antrenörü Gökhan Sezal. Karşıyaka Medical Point takımı 1 numara Selen Naskıran, 2 numara Sude Gümüş, 3 numara Gabriela Da Silva, 4 numara Şeval Acıbal, 5 numara Hatice Secemege, 6 numara Kaptan Fransiyel Stedil, 7 numara Gizem Koçak, 8 numara Aleyna Aşık, 9 numara Çağla Cinan, 10 numara Sude Taşbaş, 11 numara Eda Say, 12 numara Miray Gözü Büyük, 13 numara Ilgaz Soğukta, 14 numara Gizem Öcal Tuğrul ve 15 numara Nehir Cinel. Karşılaşmayı İzmir Bölgesi Ulusal Hakemlerimizden Uğur Kovan yönetecek. Yardımcı hakem ise yine İzmir Bölgesi Ulusal Hakemlerimizden Mustafa Emre Girgin. Karşılaşmanın gözlemcisi ise yine İzmir Bölgesi gözlemcilerimizden Fikret Fidan. Biraz sonra başlangıç dizisinde yer alacak olan 6 oyuncu da oyun alanına girerek ilk set başlayacak. Evet, Eskişehir Peyman Spor takımında bakalım kimler var. 13 numarayla Pelin Karadan orta oyuncu, 55 numarayla Aybüke Güldenoğlu, 20 numarayla İlayda İşçimen, 7 numarayla Buse Dağdeviren, 16 numarayla Kamerunlu Fransız asıllı Şerelin Boşorun ve 1 numara İlerya Zararsız Libero ile Eskişehir Peyman Spor takımı oyun alanında yerini aldı. Buna mukabil Karşıyaka takımında 3 numara Gabriela Da Silva, 5 numara orta oyuncu Hatice Secem Ege, 7 numara Gizem Koçak, 10 numara Libero Sude Taşbaş, 7 numara pardon 14 numara Gizem Turul altılısı ve yine 4 numara Şeval Acıbal altılısı ile yer alıyor. Karşılaşma Eskişehir Peyman Spor takımının 20 numaralı oyuncusu İlade İşçimen'in servisiyle başladı. Sude Taşbaş karşıladı. Ortadan Gizem Koçak, Secem Ege Secem'in ortadan yaptığı atakla sete Karşıyaka Medical Point takımı 1-0 önde başlayan taraf oldu. Servise de şimdi Secem kendisi geçiyor. Secem Secem'in servisi, evet, 2 numaradan atak yapan oyuncu Aybüke Güldenoğlu. Aybüke'nin sayısıyla durum sette eşitlendi 1-1. Pelin Karadan şimdi Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanacak olan 13 numaralı oyuncu Pelin. Pelin'in servisi direkt olarak saçın dışına düşen top Karşıyaka'nın ikinci sayısı oldu. Gabriela Da Silva şimdi Karşıyaka takımında servis kullanacak olan 3 numaralı oyuncu. Karşıyaka'nın bu yıl transfer ettiği smaçörü Gabriela Da Silva. Evet, güzel bir servis. Evet, Gabriela Silva'dan gelen direkt sayı ensile durum 3-1'e taşındı. Gabriela'nın ikinci servisi, ancak bu servis filede kalınca, rakip alanına geçmeyince durum 3-2 oluyor. Aybüke Güldenoğlu şimdi Eskişehir
Beyman Spor takımı adına servis kullanacak olan 55 numaralı oyuncu Aybüke. Aybüke'nin servisini Şevval karşılamıştı. Atağı da Şevval yaptı. Evet Şevval. Önündeki Şerin'in boşorun ve Selmin Karahan'ın bloğundan topun Eskişehir Beyman Spor alanına düşmesini sağlayınca durum 4-2'ye taşındı. Karşıyaka'da servisi kullanacak olan oyuncu 4 numaralı Şevval Acıbal. Şevval de bu yıl transfer edilen yeni gelen oyunculardan bir tanesi. Ortadan atak. Evet ortadan atak. Aybüke Gündeloğlu'na ve Çağla Cinan'ın bu topu file üzerinde yakalayıp tiplemesiyle Karşıyaka 5-2 öne geçti. Şevval şimdi ikinci defa Karşıyaka takımı adına servis kullanıyor. Şevval, Şevval'in servisi. Evet güzel bir servis. Bu sefer Şeral'in boşorun. Sude Taşbaş, Şevval 3 metre gerisinden Simaç Plasesi kısa çizgi dışına düşünce durum 5-3 oldu. Buse Dağdeviren şimdi Eskişehir Peyman Spor adına servis kullanacak olan 7 numaralı oyuncu Buse. Buse'nin servisini Gizem karşılamıştı. Tekrar Gizem'in atağı Gabriela. Gizem Koçak, Gizem Tuğrul, İlerya zararsız. Evet 20 numaralı oyuncu İlayda İşçimen'in 4 numaradan keskin çapraza dönerek vurduğu top ile Peyman Spor 4. sayısını kazandı. Buse Dağdeviren ikinci kez Peyman Spor takımı adına şimdi servis kullanıyor. Buse, Bursa'nın servisini Gizem Tuğrul karşıladı. Gizem Koçak tekrar Gizem Tuğrul. Evet Gizem Tuğrul'a güzel bir blok geldi. Şeridan Başorun ve 5 numaralı oyuncu Selmin Karahan'dan. Selmin ve Şerili'nin sayısı ile durum eşitlendi. 5-5. Buse Dağdeviren yine servis noktasında Buse. Buse'nin servisini libero Sude Taşbaş karşılamıştı. Ortadan Çağla Cinan, Selmin Karahan. Evet bu sefer 3 metre gerisinden Aybüke Güldenoğlu. Gizem bu topu rakip ağına göndermişti. İlerya zararsız. İlerya İşçimen. Evet bu sefer Gizem Tuğrul. Gizem Tuğrul 3 metre gerisinden Smaç Plase denedi. Ancak onun Smaç Plasesi farklı bir şekilde dışarıya gidince Eskişehir Beyman Spor takımı birinci sette 6-5 üstünlük sağlamış oldu. Buse Dağdeviren yine Beyman Spor takımı adına servisini kullandı. Gizem Tuğrul karşıladı. Ortadan Gabriela Da Silva. Evet Aybüke Güldenoğlu. Buse. Gizem Koçak. Tekrar evet Aybüke Güldenoğlu plase Gabriela Da Silva yetişti bu topa. Gizem tekrar Sude Taşbaş Şevval rakip ağına gönderdi. Güzel bir rally ortadan Şeril'in başarının 2 numaradan tek ayak atağı ile Eskişehir Peyman Spor birinci sette 7-5 öne geçti. 2 sayı farkı yakalayarak Buse Dağdeviren 4. kez Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullandı. Buse, Buse'nin servisini Gizem Tuğrul, tekrar Gizem Tuğrul'un smaç plasesi. Evet bu sefer plaseyi yapan oyuncu İlayda İşçimendi. İlayda'nın sayısıyla durum 8-5 oldu. Selmin Karahan hem smaçörünü hem de pasör çaprazını şimdi setin başından beri gayet dengeli bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Buse Dağdeviren, Buse'nin servisini evet Gizem Tuğrul'un topu oyunda tutamamasıyla durum 8-5'e taşındı. Buse yine servis turuna devam edecek. Pardon durum 9-5 oldu. Buse, Gizem Tuğrul, Gizem Koçak,
Gabriela da Silva. Ay, İlaria. Evet, az kaldı. İlaria Sonon'un yan koltuklarına çarpıyordu ama sanıyorum herhangi bir teması olmadı. Önemli bir şey yok. Durum 9-6. Karşıyaka'da servise geçen oyuncu 9 numaralı Çağla Cinan. Reşat Yazıcıoğulları oyuncusuna nereye kullanması gerektiğini de söyledi. Çağla'nın servisini İlaria zararsız karşıladı. Evet, bu sefer tekrar aleyhine İşçimen. 3 metre gerisinden mi? Evet, Buse'nin bu sefer, evet, Cheryl'in başarının atağı bloktan tekrar Beyman Spor alanına düşünceye durum 9-7 oldu. Karşıyaka Medical Point'te şimdi ikinci kez servis kullanacak olan oyuncu gene 9 numaralı oyuncu Çağla Cinan. Çağla'nın servisi güzel bir servis. Buse daha devrenin üzerine. Evet, 55 numaralı oyuncu Aybüke Güldenoğlu'nun atağını da tekrar savunma çıkardı. Sermin Karahan. Evet, bu sefer 20 numaralı oyuncu İlade İşçimen 4 numaradan paralele dönerek takımının 10. sayısını kazandırdı. Beyman Spor'da servisi kullanacak olan oyuncu 16 numaralı Cheryl'in Başaron. Cheryl'in Başaron da Kamerun asıllı Fransız bir oyuncu. O da bu yıl Türkiye'de boy gösterecek. Gizem Tuğrul, Gabriela da Silva, tekrar Hatice Secem Ege. Evet, Karşıyaka'nın orta oyuncusu Secem'in file üzerinde topu yakalayıp tiplemesiyle durum 10-8 oldu. Gizem Koçak şimdi Karşıyaka takımının servisini kullanacak olan 7 numaralı pasörü Gizem. Gizem'in servisini İlayda İşçimen, evet, İlayda'nın yükselttiği topu bu sefer 13 numaralı oyuncu Pelin Kara'dan plase ile 5 numaraya göndererek takımının 10.000. sayısını getirdi. Beyman Spor'da servise geçen oyuncu 5 numaralı Selmin Karahan, takımın pasörü. Evet, Selmin'in eşiyle durum 12-8'e taşındı. Selmin ikinci defa şimdi Beyman Spor takımı adına servis kullanacak. Selmi, Gizem Tuğrul, ortadan atak Gizem Koçak, tekrar Gizem Koçak, bu sefer Gizem Tuğrul. Evet, Gizem Tuğrul'un atağında top bloktan Selmi'ne temas ederek dışarıya gidince durum 13-8 oldu. Selmin Karahan yine Beyman Spor takımı adına şimdi servis kullanacak. Selmin. Selmin'in servisini Gizem Tuğrul oyunda tutamadı. Top onun manşetinden tekrar karşıyaka alanına düşünce aradaki fark 6 sayıya çıktı. Sette, birinci sette durum Eskişehir Beyman Spor'a 14, Karşıyaka Medical Point 8. Selmin, evet, bu sefer Sude Taşbaş. Evet, Da Silva. Evet, Da Silva bu sefer topu rakip ağına geçiremeyince onun smaçı atağı fileden dönünce durum 15-8 oldu. Selmin Karan 4. kez Eskişehir takımı adına servis kullandı. Selmin, evet, Gizem Tuğrul, Gizem Koçak, Secem, Selmin Karahan. Evet, bu sefer plasesi İlayda İşçimen'in Karşıyaka alanına düştü ve de durum 16-8'e taşındı. Selmin Karahan yine servis turuna devam ediyor. Selmin'in servisini Sude Taşbaş karşıladı. Güzel koçlar. Evet, Da Silva, ancak İlaria bunu gerçekten çok güzel bir refleksle kurtarmayı başarmıştı. Gizem Tuğrul. Evet, Aybüke Güldenoğlu, Secem, bu sefer tekrar Gizem Tuğrul. Aybüke Güldenoğlu'ndan gelen 17.
Eskişehir Peyman Spor sayısı. Sette durum. Peyman Eskişehir Peyman Spor 17. Karşıyaka Medical Point 8. Sermin Karahan yine servis kullanıyor. Sermin'in servisini. Evet, ortada, evet, Secem Ege bu sefer ortadan yaptığı atak çok az farkla uzun çizgi dışında düşünce durum 18-8 oldu ve aradaki sayı farkı da böylelikle 10'a kadar yükselmiş bulunuyor. Selmin Karahan yine Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanıyor. Sermin'in evet bu sefer uzun giden servisi kısa çizgi dışına düşünce durum 18-9 oldu. Gizem Tuğrul şimdi Karşıyaka Medical Point takımı adına servis kullanacak olan 14 numaralı oyuncu Gizem. Gizem'in servisi evet, ileriye işçimen karşılamıştı. Aybüke evet tekrar bu sefer atak yapan oyuncu ileriye işçimen ve direkt olarak 2 numaradan keskin çapraza dönerek vurduğu top dışarıya gidince durum 18-10 oldu. Gizem Turun şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis kullanacak. Tekrar Gizem'in servisini izliyoruz. Gizem'in servisi evet güzel bir servis. İlerya İşçimen. Plase bu sefer evet tekrar file üzerinde Secem. Bu sefer evet 3 metre gerisinden Gizem Turun'un atağında top. Pelin Karadan'ın bloğunda Peyman Spor alanına düşünce durum 18-11 oldu. Gizem Tuğrul plase Sude Taşbaş Da Silva tekrar Şevval Acıbal Sermin evet güzel evet ileriye tekrar bunu önledi Secem. Bu sefer Gabriela Da Silva 2 numaradan topu İlerya zararsızın müdahalesine fırsat vermeden Peyman Spor alanına düşürünce durum 18-12 oldu. Gizem Tuğrul tekrar Karşıyaka Medical Point adına şimdi servis kullanıyor. Gizem'in servisini İlerya karşıladı. Sermin Karahan evet bu sefer Sude Taşbaş, Şevval Acıbal tekrar bu sefer eve gerçekten Aybüke Güldenoğlu'na güzel bir blok yapan oyuncu 5 numaralı Secem Ege oldu ve böylece Secem'in blok sayısıyla durum 18-13 oldu. Gizem Turul servis turuna devam ediyor Gizem. Gizem'in servisi İlerya İşçimen karşılamıştı. Evet tekrardan Sude. Şevval Acıbal. Evet Şevval Eblo yerleşmeden yaptı. Hızlı atakla durumu 14-18'e getiren sayıyı kaydedince birinci setin ilk molası Peyman Spor antrenörü Gökhan Sezal'dan geldi. Mola dönüşü takımlar tekrar oyun alanına giriyorlar. Gizem Tuğrul kaldığı yerden servis kullanmaya devam edecek. Gizem'in servisine ileriye karşıladı. Selmin. Evet 2 numaradan atak yapan oyuncu
Evet, bu sefer Şevval, Acıbal Şevval 2 numaradan çapraza dönerek vurduğu top 20 numaralı oyuncu İlayda İşçimen'in ve 13 numaralı oyuncu Pelin Karadan'ın bloğun arasından geçerek Peyman Spor alanına düşünce durum 18-15 oldu. Gizem Tuğrul, Gizem'in servisi. Bu sefer evet ortadan Pelin Karadan'ın sayısı geldi ve durum 19-15 oluyor. İlayda İşçimen şimdi Peyman Spor takımının servisini kullanacak. İlayda'nın servisini Sude Taşbaş karşıladı. Ortadan evet attak Secem Ege'den. Secem'in sayısıyla durum 19-16'ya taşındı. Servise de Secem Ege. Şimdi kendisi geçiyor. Secem. Secem'in servisi İlaria karşıladı. Selmin. Buse daha deviren. Gizem Tuğrul. Evet, Gizem'in 3 metre gerisinden yaptığı atak. Libero İlaria zararsızın manşetinden dışarı gidince durum 19-17 oldu. Secem ikinci kez Karşıyaka Medical Point adına şimdi servis kullanacak. Secem. Secem'in servisi Buse daha deviren karşılamıştı. Evet, 3 metre gerisine atak. İlaria İşçimen'den geldi. İlaria bu sefer evet 2 numaradan Aybüke Güldenoğlu'nun çaprasa dönerek vurduğu top Peyman Spor'un 20. sayısı oldu. Pelin Karadan Peyman Spor takımı adına şimdi servis kullanıyor. Gökhan Sezar kendisine nereye kullanması gerektiğini de söyledi. Pelin'in servisi de rakip ağına geçmeyince kirede kalınca durum 20-18 oldu. Gabriela Da Silva şimdi karşıya kadar servis kullanacak da ancak ikili değişiklik. Gabriela Da Silva yerini Selen Naskıran'a, Gizem Koçak da yeni 12 numaralı oyuncu Miray Gözübüyü'ye bıraktı. Karşıyaka Medical Point'te servise geçen oyuncu 1 numaralı Selen Naskıran. Selen'in servisi evet Sherilyn'in üzerine. Bu sefer evet Plase İlayda İşçimen'den. Sude Taşbaş bu topa yetişemeyince durum 21-18'e taşındı. Eskişehir Peyman Spor'da servise geçen oyuncu 55 numaralı Aybüke Güldenoğlu. Aybüke de geçtiğimiz sezonlarda Nilüfer Belediyesi'nde, Muratpaşa'da ve Nermin Hanım Zeytinli Havran Belediyesi takımlarında formasını giymişti. Aybüke'nin servisi Şevval Acıbal'ın üzerine. Miray gözü büyük. Evet, Miray'ın smaç plasesini İlaria zararsız kısa çizgi üzerinde karşılamak istedi. Ancak tek elle karşılamaya çalıştığı top. Topta başarılı olamayınca, o topu oyunda tutamayınca durum 21-19 oldu. Şevval Acıbal şimdi Karşıyaka adına yine servis kullanıyor. Şevval'in servisini evet Buse daha deviren karşıladı. Buse atağı da Buse yaptı. Evet, Buse'nin sayısı ile durum 22-19 oldu. Buse daha deviren şimdi Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanıyor. Buse'nin servisini Gizem Tuğrul karşılamıştı. Ortadan atak Miray Gözübüyük'ten geldi. Bu sefer atak evet tekrar ancak Çağla Cinan'ın evet topa basarken fileye temas ettiğini belirledi yardımcı hakem Mustafa Emre Girgin ve böylelikle Eskişehir Peyman Spor takımı 23. sayısını kazandı. Buse daha deviren şimdi tekrar Peyman Spor takımı adına servis kullanacak olan 7 numaralı oyuncu Buse. Buse'nin servisini
Gizem Tuğrul karşılamıştı. Tekrar Gizem Tuğrul. Bu top evet. Blokta tekrar Gizem Tuğrul. Sude Taşbaş. Miray gözü büyük. Tekrar Sude Taşbaş. Selen Nas kıran. Miray gözü büyük. Evet Miray'ın bu sefer 2 numaradan sert sınırçı Karşıyaka'nın 20. sayısı olarak yazıldı. Karşıyaka'da servisi kullanacak olan oyuncu 9 numaralı Çağla Cinan'da. Ancak bu arada Eskişehir Peyman Spor takımında oyuncu değişikliği yapılıyor. Çıkan oyuncu 7 numaralı Buse Dağdeviren. Onun yerine giren oyuncu 4 numaralı Şeyda Gülsüm Alp. Ve Çağla'nın servisini İlarya karşılamıştı. Evet Şerali'nin başolun. Şerali'nin sayısıyla durum 24-20 oldu ve böylelikle Eskişehir Peyman Spor takımı 1. sette 16 numaralı oyuncusu smaçörü Şerali'nin başolun ile set sayısı için servis atıyor. Bakalım bunda başarılı olabilecek mi Şerali'nin başolun. Şerali'nin servisini Gizem Turul karşıladı. Miray gözü büyük. Miray bu sefer Selen Naskıran'ın yatık pasını değerlendirerek durumun 24-21 gelmesini sağladı. Biraz önce yapılan değişiklik geri alınıyor. Miray ve Selen Naskıran yerlerini Gabriela da Silva ve Gizem Koçak'a bıraktılar. Evet. Böylelikle Eskişehir Peyman Spor takımı bir set sayısı servis şansını da olumlu şekilde kullanamamış oldu denebilir. Gizem Koçak, Gizem'in servisi, evet Gizem'in servisini oyunda tutamayan oyuncu 20 numaralı İlayda İççimen oldu ve top onun manşetinden fileye giderek filenin altına inince durum 24-22 oldu. Gizem Koçak ikinci defa Karşıyaka Medical Point adına servis kullandı. Gizem'in servisi yine İlayda İççimen, Selmin Karahan. Ve Gizem Koçak, evet Gizem Tuğrul, evet Gizem Tuğrul önündeki Aybüke Güldenoğlu'nun bloğundan topun dışarıya çıkmasını sağlayınca durum 24-23 oldu. Gizem Koçak şimdi tekrar Karşıyaka Medical Point adına servis kullanıyor Gizem. Gizem'in servisi Selmin. Bu sefer evet tekrar Gizem Koçak. Gizem Tuğrul. İlerya zararsız. Selmin. Plase. Evet. Evet plase. Şeval Acıbal'ın manşetinden dışarıya gidince ilk seti 25-23 kazanan Eskişehir Peyman Spor takımı karşılaşmada 1-0 üstünlük sağlamış oldu. Birinci lig karşılaşmaları 8 Ekim'de start alacak. İlk hafta Karşıyaka Havran Mermina'nın zeytinliği karşılaşmasına deplasmana gidecek. Ancak Eskişehir Peyman Spor ise kendi evinde geçen yıl birinci lige çıkan Ankara Ceren Spor takımını konuk edecek. Ve böylelikle 8 Ekim'de hem A hem de B gruplarında karşılaşmalar start alacak. Ben bu aradan yararlanarak bu bilgiyi de vermiş olayım. Takımlar biraz sonra tekrar oyun alanına girecekler. Şimdi antrenörlerinden ikinci setle ilgili geri bildirimlerini
veya uygulayacakları stratejileri ve ikazları, uyarıları alıyorlar. Biraz sonra her iki takım da oyun alanına girerek ikinci set başlayacak. Karşıyaka Medical Point takımı birinci setten farklı olarak Gabriela ve Gizem Koçak yerine takımda Selen Naskıran'ı ve Miray Gözübüyük'ü alarak başlamış. Buna mukabil olarak Eskişehir Peyman Spor takımında ikinci setteki sahada, alanda yer alan altıda ilk settekinin farklı bir altı. Ben göremedim ama yani görürsem de hemen söylemeye de çalışacağım. Evet, Karşıyaka ikinci sete bir numaralı pasörü Selen Naskıran'ın servis atışıyla başlayacak. Selen. Selen'in servisi Buse Dağdeviren karşılamıştı. Aybüke Güldenoğlu, Selmin Karahan, tekrar Buse Dağdeviren. Şevval. İki numaradan Miray Gözübüyük keskin çapraza dönerek takımının ikinci sete 1-0 önde başlamasını sağladı. Selen ikinci defa Karşıyaka adına şimdi servis kullanacak. Selen Naskıran. Selen'in servisi Buse Dağdeviren. Selmin Karahan. Evet, ortadan atak Pelin Karahan'a ve ortadan atak Pelin Karadan'a ve Pelin'in sayısıyla durum eşitlendi 1-1. Şeril'in Başaro'nun sayısı ile Eskişehir Peyman Spor 2-1 üstünlük sağlamış oldu. Pelin Karadan bu servisi olumlu kullanamayınca onun servisi filede kalınca durum eşitlendi 2-2. Gizem Turun şimdi Karşıyaka adına servis kullanacak. Gizem'in servisi Secen. İki numaradan, evet, Miray Gözübüyük tekrar. Selmin bu sefer, evet, Aybüke Güldenoğlu iki numaradan çapraza dönerek vurduğu top Karşıyaka alanına düşünce durum 3-2'ye yükseldi. Servise de Aybüke Güldenoğlu kendisi geçti. Daha önce de belirtmiştim. Nermin Hanım çiftliği, Havran Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi takımlarının formalarında giymiş olan tecrübeli bir oyuncu, smaçör. 55 numaralı Aybüke Güldenoğlu. Aybüke'nin servisi Şevval Kocabal. Tekrar Şevval. Evet, rakip ağına gelen topu Şeral'in Başarın, evet, Buse Dağdeviren, İlayda İşçimen, Aybüke Güldenoğlu, bu sefer tekrar Şevval, Aybüke, smaç plasesi, Gizem Turu, bu sefer yine iki numaradan Miray Gözübüyük, yine çok sert bir smaçta çapraza dönerek takımının üçüncü sayısını, yani beraberlik sayısını getirdi. Karşıyaka'da servise geçen oyuncu 5 numaralı Secem Ege. Karşıyaka'nın bu yıl kadrosunda devamlı olarak göreceğimizi sandığım başarılı orta oyuncusu Secem Ege. Aynı zamanda U18 yaş altı milli takımlarımızda da yer alan bir oyuncu. Evet, Selmin Karahan. Evet, bu sefer güzel bir atak izledik.
Buse Dağ Deviren'den. Buse'nin sayısıyla durum 4-3'e taşındı. Servise de Buse Dağ Deviren kendisi geçti. Şimdi Buse'nin servisini izleyeceğiz. Buse'nin servisini, evet, Şevval Acıbal oyunda tutamayınca top onun manşetinden dışarıya gidince durum 5-3 oldu. Karşıyaka'da oyuncu değişikliği, giren oyuncu 13 numaralı Ilgaz Ulut. Ilgaz Soğuk'ta, çıkan oyuncu 4 numaralı Şevval Acıbal. Buse Dağ Deviren yine servis noktasında. Buse'nin servisi Gizem Turul karşılamıştı. Ortadan atak Çağla Cinan'a. Evet, güzel bir blok Selmin Karahan'dan. Pasör Selmin'in blok sayısıyla durum 6-3 oldu. Buse Dağ Deviren yine şimdi servis noktasında. Buse Buse'nin servisini ve Gizem Turul karşılamıştı. Ortadan, evet, 4 numaradan Ilgaz Soğuk'ta paralele dönerek, evet, blok out ile topun bloğa temas ettiğini belirliyor. Yardımcı hakem Mustafa Emre Girgin. Dolayısıyla durum 6-4 oldu. Miral Gözübüyük şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis kullanacak olan 12 numaralı oyuncu. Miray'ın servisi ve bu sefer Cheryl'in Başoru'nun 2 numaradan yaptığı atak ile Eskişehir Peyman Spor takımı 7. sayısına kavuşarak durumu 7-4'e getirdi. Cheryl'in şimdi servisi kullandı. Evet, Şenli servisini zor da olsa Sude Gümüş önlemeyi başarmıştı. Tekrar bu sefer Miray Gözübüyük, tekrar Selmin, evet, Plase, Gizem Tuğrul, Ilgaz Soğuk da, evet, Ilgaz'ın 4 numaradan çapraza dönerek vurduğu top Cheryl'in Başoru'nun manşetinden dışarıya gidince durum 7-5 oldu. Servise de 13 numaralı oyuncu Ilgaz Ulu da şimdi kendisi geçti. Şimdi Ilgaz'ın servisini izliyoruz. Ilgaz'ın servisi güzel bir servis. Aleyna İşçimen'in üzerine Buse Dağ Deviren. Tekrar Aleyna İşçimen. Selen Naskıran. Gizem Tuğrul. Evet, Gizem bu sefer 4 numaradan biraz fazla topun altına girince onun smaçı direkt olarak dışarıya gitti ve durum 8-5 oldu. Selmin Karahan şimdi. Servis kullandı. Gizem Turul'un üzerine. Evet. 3 metre gerisinden diye söyleyecektim ama ancak Miray Gözübüyük 3 metre çizgisine basınca arka pozisyondaki oyuncu olduğundan dolayı sayı direkt olarak Eskişehir Peyman Spor takımına gitti. Selmin Karahan şimdi tekrar Eskişehir Peyman Spor adına servis kullandı. Gizem Turul bu sefer, evet, tekrar Çağla Cinan. Çağla'nın 2 numaradan tek ayak üzerinde yaptığı atak uzun çizgi dışına düşünce durum 10'a 5'e taşındı. Selmin Karahan tekrar servis kullanıyor. Selmin'in servisini Gizem Turul karşıladı. Sude Gümüş. Tekrar Gizem. Evet, Gizem'in çok sert smaçı Selmin'in ancak işte karşılayabilmesini ve topu kurtaramamasını getirince durum 10'a 6'ya taşındı. Çağla Cinan şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis attı. Çağla'nın servisini İlerya karşılamıştı. Evet, bu sefer Aybüke Güldenoğlu 4 numaradan paralele dönerek takımının 11. sayısını getirdi. İlayda İşçimen Peyman Spor takımı adına şimdi servise geçen 20 numaralı oyuncu İlayda. (Gülüyor)
İlayda'nın servisi direkt olarak dışarıya gidince durum 11-7 oldu. Karşıya kadar servise geçen oldu. Bir numaralı pasör Selen Naskıran. Selen'in servisi, evet, İlarya. Bu sefer tekrar Peyman Spor alanına gelen top. Buse daha deviren, karşıya alanına gelen top. Sude Gümüş. Evet, bu sefer Gizem Tuğrul önündeki Pelin Karadan ve Aybüke Güldenoğlu'nun bloğundan topun dışarıya çıkmasını sağlayınca durum 11-8'e taşındı. Selen Naskıran yine Karşıyaka adına şimdi servis kullanacak. Selen'in servisi kısa kalan servis, filede kalınca rakip alana geçmeyince durum 12-8 oldu. Pelin Karadan şimdi Peyman Spor takımı adına servis kullanacak olan 13 numaralı oyuncu. Peyman Spor orta oyuncusu Pelin. Pelin'in servisi de uzun giden servis. Kısa çizgi dışına düşünce durum 12-9 oldu. Gizem Tuğrul şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis kullanıyor. Gizem. Evet, sette durum Peyman Spor 12, Karşıyaka 9. Şeril'in başarının. Bu, evet, yine Miray Gözübük yine aynı noktadan 2 numaradan çapraza dönerek vurduğu top. Kısa çizginin hemen önünde Peyman Spor alanına düşündüğü durum 12-10 oldu. Gizem Tuğrul tekrar Karşıyaka adına servis atacak. Gizem'in servisi, evet, güzel bir servis. Selmi bu sefer, evet, Sude bu topu kurtarmayı başarmıştı. Ilgaz rakip ağına gönderdi. Evet, Şeril'in başarın bu sefer topun altına girerek tek elle rakip ağına göndermek istedi ama topu onun farklı şekilde uzun çizgi dışına düştü ve durum 12-11 oldu. Gizem Tuğrul tekrar şimdi servis kullanıyor. Gizem'in servisi Buse Dağdevire'nin üzerine. Gerçekten Secem Ege çok güzel bir blokla Aylike Güldenoğlu'nu durdurdu ve durum eşitlendi 12-12. Gizem Tuğrul Gizem'in servisini Buse Dağdeviren, Selmin tekrar Buse Dağdeviren, İlerya zararsız, Selmin Buse Dağdeviren, Gizem Tuğrul bu topu çevirdi. Evet, Sude Gümüş rakip ağına uçurdu. İlerya zararsız. Ortadan, evet, ortadan Şeril'in başarın topu 4 numaraya doğru smaç plaseyle gönderdi ve takımının 13. sayısını kazandırdı. O lens senin lens değil mi? Hangisi? Kullandığı lens. Ha? Kullandığı lens senin lens değil mi? Yok. 12 farklı. Benimki 18'e 135'ti, bu 140. Farklı değil. Bozmuş mu senin? Ha, bozmuş. Ha, kırmış. Deniz Devrim Düzen, evet, pasör Deniz Devrim Düzen oyuncu değişikliğiyle oyuna dahil olmuştu. İşte biraz da soğuk olmasının verdiği durum servisin kaçmasına neden oldu. Secem Ege şimdi servisi kullanıyor. Sette durum Medical Point, Karşıyaka Medical Point 13, Eskişehir Peyman Spor 13. Tekrar, evet, bu sefer evet, Buse Dağdeviren 2 numaradan topu kısa çizgi üzerinde Karşıyaka alanına düşürünce Eskişehir Peyman Spor 14-13 üstünlük sağladı. Peyman Spor'da servise geçen oyuncu 7 numaralı Buse Dağdeviren. Buse'nin servisi, evet, rakip alanda, evet, plase İlayda İşçimen'den, sayı da İlayda İşçimen'den gelince durum 13-15-13 oldu. Yani tüm oyuncuların tabii yani ileride olmasını, o da onu iyi gördü ve plaseyle topu 5 numaralı bölgeye, alana diyelim artık, noktaya bırakarak takımının 13. sayısını kazandırmıştı. Ancak evet, bu arada Buse Dağdeviren
servisi kaçırınca durum 15-14 oldu. Miray gözü büyük şimdi karşıya kadar servis kullanacak da ancak yine oyuncu değişikliği, yine giren oyuncu 7 numaralı Gizem Koçak ve 3 numaralı Gabriela da Silva, çıkan oyuncular Miray ile birlikte 1 numaralı Selen Naskıran. Gizem Koçak servis noktasına hareketleniyor. Gizem. Gizem'in servisi, evet, fileden seken top direkt olarak İlayda İşçimen'in ve İlarya Zarafsız'ın bakışları arasında Eskişehir Teyman Spor alanına düşünce karşılaşmanın ikinci setinde bir kez daha eşitlik söz konusu 15-15. Gizem Koçak. Evet, Gizem'in servisi İlarya. Deniz Devrim Düzen. Bu sefer evet İlarya, İlayda İşçimen'in hata esnasında file teması belirliyor. Yardımcı hakem Mustafa Emre Girgin ve böylelikle Eskişehir Peyman Spor takımı bir kez daha 16-15 üstünlük sağlıyor. Şerlin Başor'un, Şerlin'in servisi de rakip ayına geçmeyince durum eşitlendi 16-16. Ya bu arada Şerlin'in de ben gelmeden önceki takımlarını, bir iki tane takımını söyleyeyim. Öncelikle Fransa'da Bordeaux-Mérignac voley takımında, daha sonra Belçika'da Modern Charleroi voley takımlarının da formasını giymiş bir oyuncu Sherilyn Başor'un. Bu arada evet Karşıyaka'nın beraberlik sayısı geldi. Karşıyaka'nın 17-16 üstünlük sayısı geldi. Servise de Karşıyaka'da şimdi geçen oyuncu Ilgaz Soğukdağ'dı. Bu sefer evet ortadan Pelin Kara'dan, Pelin'in ortadan yaptığı atak ile durum eşitlendi 17-17. Tekrar oyuncu değişiklikleri, çıkan oyuncu 14 numaralı Deniz Devrim Düzen. Yerine giren oyuncu 5 numaralı Selmin Karahan Kara'dan. Çıkan oyuncu 17 numaralı Yaşar Yaren Yüksel. Onun yerine giren oyuncu ...55 numaralı Aybüke Güldenoğlu. Selmin'in servisi, Pelin Koçak, Gizem turu, Gizem önündeki Pelin'in ve Aybüke'nin bloğunun arasından topu Eskişehir Peyman Spor alanına düşürünce Karşıyaka bir sayı farklı 18-17 üstünlük sağladı. Eda Sen şimdi Karşıyaka takımının servisini kullanacak olan 11 numaralı orta oyuncu. Eda'nın servisi İlarya karşılamıştı. Bu sefer evet Gizem Tuğrul blok, bu topu yumuşattı. Evet, bloğun yumuşattığı topu da evet, 4 numaradan çapraza dönerek Aybüke Güldenoğlu Karşıyaka alanına düşünce sette durum bir kez daha eşitlendi 18-18. İlayda İşçimen şimdi Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanacak. İlayda. İlayda daha önce İlbank, Edemit Belediyesi Altınoğlu, Turkuaz Seramik, OSB Teknik Kolej takımlarının da formasını giymişti. Evet bu arada Gizem Koçak. Gizem Tuğrul. Evet bu topu Gizem Koçak. Gabriela da Silva, güzel bir rally. Sude Gümüş, Gizem Tuğrul tekrar, evet bu topu gerçekten Sude Gümüş çok güzel bir şekilde rakip ayağına gönderdi. Ancak evet Gizem Koçak Muse Dağdeviren'in evet atağını önleyemedi ve önleyemeyince de bir sayı farklı bu sefer 19-18 üstünlük sağlayan taraf Eskişehir Peyman Spor oldu. İlayda İşçimen şimdi Peyman Spor takımı adına servis kullandı. İlayda, evet bu topu Fransiyer karşılamıştı. Buse,
ortadan atak Secem'den gelmişti. Bu sefer evet, evet, Aybüke Güldenoğlu'nun 2 numaradan çapraza dönerek vurduğu top karşı alana düşünce final bölümünde final sayılarının ilk kazananı Eskişehir Peyman Spor takımı oldu. İlayda İşçimen, İlayda'nın servisi. Evet, ortadan atak İlarya. Bu sefer Aybüke Güldenoğlu. Sude Gümüş, Gabriela da Silva. Gabriela da Silva 2 numaradan topu libero İlarya'nın manşetinden dışarıya çıkmasını sağlayınca durum 20'ye 19'a taşındı. Gabriela da Silva şimdi karşı kartı Medical Point takımı adına servis kullanıyor. Gabriela. Gabriela'nın servisi, evet, etkili bir servis. Hakem masasına doğru gelen, Eray Oturakkaya'ya doğru gelen top Karşıyaka'nın beraberlik sayısı oldu. 20-20. Gabriela da Silva şimdi yerini Miray Gözübüyü'ye bırakıyor. Yine Selen Naskıran'la Gizem Koçak yer değiştirildi. Yani ikili değişikliği Reşat Hoca tekrar uyguluyor. Selen şimdi servis kullanacak. Karşıyaka Medical Point takımının pasörü, bir numaralı oyuncusu Selen Naskıran. Selen'in servisini İlerya karşıladı. Ortadan atak. Evet, bunu Selen önlemişti. Miray gözü büyük. Evet, Miray'a bu sefer güzel bir blok geldi. 13 numaralı Pelin Karadan'dan. Evet, Pelin Karadan da yerini 2 numaralı Deniz Zengin'e bıraktı. Aynı zamanda Kiril'in başarında oyuna dahil oldu. Eskişehir Peyman Spor takımında. Sette durum Peyman Spor 21, Karşıyaka 20. Karşılaşmada durum Peyman Spor 1, Karşıyaka 0. Evet, bu sefer Deniz Zengin'in servisi direkt olarak dışarıya gitti ve durum tekrar eşitlendi. 21-21. Karşıyaka Medical Point takım kaptanı 6 numaralı oyuncusu Fransiyel Sevin şimdi servis kullanıyor. Fransiyel'in servisi Selmin Karahan. Buse Dağdeviren Ilgaz'ın manşetinden top rakip ağına gitti. Evet, bu top tekrar Miray gözü büyük. Evet, Miray'a güzel bir blok geldi. Kimden geldi? Şeril'in başarından geldi. Şeril'in başarının blok sayısıyla durum 22-21 oldu. Aybüke Güldenoğlu şimdi Eskişehir Peyman Spor takımı adına servise geçen oyuncu. Servis kullanacak olan oyuncu. Sette durum Peyman Spor 22, Karşıyaka Medical Point 21. Aybüke'nin evet servisini Fransiyel Sevil dışarıya gidiyor. Bırakınca durum 23-21 oldu. Direkt olarak Aybüke'nin kazandırdığı sayı Peyman Spor'un 23. sayısı oldu. Aybüke Güldenoğlu ikinci kez Peyman Spor takımı adına servis kullanacak. Aybüke'nin servisi yine Fransiyel Stedil'in üzerine ortadan, evet, İlarya zararsızın eline temas ederek dışarıya giden top Medical Point, Karşıyaka Medical Point'in bu sefer 22. sayısı oldu. Karşıyaka'da servisi kullanacak olan oyuncu 5 numaralı Secem Ege. Karşıyaka'nın başarılı orta oyuncusu. Daha önce de zaten ifade etmiştim. Bakalım nasıl bir servis kullanacak. Katıca Secem Ege. İşte Secem'in servisi de baya uzun gidince bu sefer Eskişehir Peyman Spor takımı 7 numaralı oyuncusu Buse Dağdeviren ile ikinci seti kazanma yolunda. Servis şansını bakalım nasıl kullanacak Buse. Buse'nin servisi bu sefer Miray gözü büyük. Evet, Miray'ın atağı
Cheryl'in başarının bloğundan sekerek dışarıya çıkınca durum 24-23 oldu ve böylelikle Eskişehir Peyman Spor takımı bir servis ve dolayısıyla set sayısı şansını kullanamamış oluyor. Miray'ın servisi. Evet, bu sefer İlayda İşçimen, İlarya, tekrar İlayda. İlayda İşçimen'in 4 numaradan paralele vurduğu top karşı alanı düşünce ikinci seti de yine 23-25 kazanan Eskişehir Peyman Spor takımı bu zevkli karşılaşmada 2-0 üstünlük sağlayan takım oldu. Arkadaşlar, bu sene küçük kızlar ve erkekler, yıldız kızlar ve erkekler, genç kızlar ve erkekler olarak Süper Lig, İzmir Ligi maçlarını canlı yayınlayacağız YouTube kanalımızda. Şimdiden herkesin bilgisine, küçük kızlarda, yıldız kızlarda ve genç kızlarda oynayan ailelerin, velilerin, arkadaşları varsa izleyenler, onlara da bildirip linki atarsanız herkes birbirinin haberi olsun ki üye olunursa biz canlı yayını başlattığımız zaman otomatik olarak üye olduğunuz zaman size mesaj atıyor. Canlı yayın başlamıştır, maçı izleyin diye. O yüzden bilginiz olsun. Yani üye olmazsanız, izleyip geçerseniz canlı yayınlarımızdan bilgi edinemezsiniz. O yüzden yarın da final olacak saat 12'de. Yarın ilk maç, 15'te de ikinci maç. O yüzden yarın da final yapacak buradaki turnuva. Büyük ihtimalle pazar günü 3-4 ve 1-2 maçı oynanacak. 3-4 ve 1-2 yayınlamayı düşünüyorum. Tabi pazar günkü şartlara ve salonun konumuna göre düşünecek. Büyük salonda olacağını söylemişlerdi ama artık pazar günü oraya gittiğimde ve maçın organizasyonu orada mı olacak, başka yerde mi olacak onu bilmiyorum. Ona göre onu da pazar günü, cuma pazar günü yayınlayacağız. Büyük ihtimalle iki maç olacak arka arkaya. O yüzden şimdiden kayıtlarımızı, aboneliklerimizi yaparsanız, ücretsiz çünkü abonelikler. Abone olursanız canlı yayın başladığımız zaman otomatik olarak size canlı yayın başladı diye hangi maç olduğunda biz zaten başlık olarak atıyoruz. Tabii ki zamanımız olmuyor. Sadece takımları yazıyoruz. Ama zamanımız olduğu zamanlarda hangi maçı, hangi takımla oynadığını ve hangi turnuva olduğunu size altına sonradan düzenleme yaparak bildirmek için, yani hangi maçı izlediğinizin, yani onu düzenlemesini yaparak size yansıtıyoruz. O yüzden şimdiden yani bilgi edinin ve aboneliklerimizi yapmadıysanız aboneliklerimizi yaparak maçları kaçırmamanızı dileriz. Tabii ki o günkü maçları biz niye görmedik demeyin yani bize. Şimdiden teşekkür ediyorum beni dinleyip sabrettiğiniz için. Mehmet abiye bırakacağım. Tabii maçın başlamasına daha hala 3-5 saniye var. O yüzden Mehmet abime teşekkür ediyorum. Bu yayını size anlattığı için, bazı dipnot olarak da bazı bilgileri size aktardığı için şimdiden kolay gelsin Mehmet abi. Çok çok teşekkür ederim Zafer. Ben de teşekkür ediyorum sana. Çok sağ olasın. Evet, 3. set biraz sonra başlayacak. Karşılaşmada Eskişehir Peyman Spor Karşıyaka Medical Point karşısında 2-0 üstünlük sağlamış durumda. Üçüncü setin hazırlıkları pozisyona göre, evet, Gökhan Hoca ve hem de yardımcı hakem Mustafa Emre Girgin her ikisinin çabalarıyla herhalde pozisyonlar düzeltildi. Üçüncü sette, evet, Gülsüm Şeyda Alp'i izleyeceğiz. Ayrıyeten 18 numaralı oyuncu Aleyna Göçmen yer aldı Eskişehir Peyman Spor takımında.
Karşıyaka'da ise herhangi bir değişiklik yok. Yani ilk iki sette oynayan oyuncular yer alıyor. Evet, bu arada Gabriela da Silva'nın topu filede kalınca, rakip ağına geçmeyince 3. sete Peyman Spor takımı 1-0 önde başladı. Şeyda Gülsüm Alp şimdi tekrar Peyman Spor takımı adına servis kullandı. Şeyda'nın servisini Fransiyel. Evet, ortadan Secem Ege. Bu sefer evet 18 numaralı oyuncu Aleyna Göçmen'in smaçı da rakip alana geçmiyor. Filede kalınca durum eşitlendi 1-1. Gizem Tuğrul şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis kullanacak olan 14 numaralı oyuncu Gizem. Gizem'in servisi Deniz Devrim Gizem, ancak bu sefer evet Şeril'in başarına güzel bir blok geldi. 5 numaralı oyuncu Hatice Secem Ege'den ve Secem'in sayısıyla durum 2-1 oldu. Gizem Tuğrul şimdi tekrar Karşıyaka Medical Point adına servis kullandı. Gizem'in servisi Deniz Devrim Güzel, Aleyna Göçmen ve Aleyna'nın 4 numaradan çapraza vurduğu top uzun çizgi üzerinde Karşıyaka alanına düştü. Durum 2-2 oldu. Şeril'in başarını şimdi ilginç siteliyle yine bir servis kullanacak. Bakalım nasıl kullanacak. Değişik bir servis atma şekli, ama ancak bu servis farklı şekilde dışarıya gidince durum Karşıyaka Medical Point 3, Eskişehir Peyman Spor 2. Karşıyaka'da servis noktasına gelen oyuncu 5 numaralı Secem Ege. Şimdi Secem'in servisini izleyeceğiz. Beşat Yazıcıoğulları'ndan, antrenöründen nereye kullanması gerektiğini de öğrendi Secem. Secem'in servisi, evet güzel bir servis. Tekrar Deniz Devrim Düzen ortadan atak. Evet, Gabriela da Silva, ancak da Silva'nın paralele dönerek vurduğu top çok az farkla kısa çizgi, uzun çizgi pardon, dışına gidince, yan çizgi dışına gidince durum eşitlendi 3-3. Peyman Spor takımında şimdi servisi kullanacak olan oyuncu 14 numaralı Deniz Devrim Güzel. Deniz gene ilk sette de aynı şekilde servisi olumlu kullanamamıştı. Bu sefer yine servisi olumlu kullanamayınca durum 4-3'e taşındı. Gabriela da Silva. Da Silva'nın evet servisi bu sefer ortadan 2 numaralı oyuncu Deniz Nazlıcan, Deniz Zengin'in sayısı ile durum 4-4. Aleyna da serviste başarılı olamayınca 18 numaralı oyuncu Aleyna Göçmen Karşıyaka Medical Point bir sayı farkla 5-4 üstünlük sağladı. Evet, Karşıyaka'da şimdi servisi kullanacak olan oyuncu kaptan Fransiyel Stedin. Fransiyel'in servisi Deniz Devrim Düzen. Tekrar Deniz Devrim Düzen. Deniz Zengin. Denize güzel bir blok yapan oyuncu 1 numaralı pasör Selen Naskoran oldu ve böylelikle Karşıyaka Medical Point 6-4 üstünlük sağlamış oluyor. Evet, tekrar Karşıyaka alanına gelen topu Deniz Zengin'den önce Gizem Tuğrul kitleyerek topu Eskişehir Peyman Spor alanını düşürdü ve durumu 7-4'e taşıyan sayıyı kazandırdı. Fransiyel Stedin. Evet, ortadan Eda Say, Eda'nın servis sayısı ile durum 8-4 oldu. Aradaki farkta 4 sayı çıkınca bu sefer molayı alan taraf Eskişehir Peyman Spor antrenörü Gökhan Sezal. Karşılaşmada durum Eskişehir Peyman Spor 2, Karşıyaka 0. 3. sette durum Karşıyaka 8,
Beyman Spor 4. Beyman Spor'un molası sonrası takımlar yine oyun alanına girdiler. Fransiyel servis turuna devam edecek. Fransiyel istedi. Fransiyel'in servisi. Deniz Devrim güzel. Evet, bu sefer 2 numaradan Aybüke Güldenoğlu. Non block out sayısı ile durum 8-5 oldu. Deniz Zengin şimdi Beyman Spor adına servis kullanacak olan 2 numaralı oyuncu Deniz. Deniz'in servisini Gizem karşılamıştı. Tekrar Gizem Turul. Aleyna. Plase. Evet, bu plaseyi Şeyda Gülsüm, albüm plasesi filede kalınca rakip ağına geçmeyince durum 9-5 oldu. Eda şimdi karşıya takımının orta oyuncusu servis kullanıyor. Eda Say. Eda'yı da evet daha önce Çukurova Belediyesi, Adana Demirspor'da, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin formalarını da giymiş olduğunu belirtelim. Bu arada evet, Sherlin Başaroğlu'nun sayısı durumu 9-6'ya taşıdı. Aybüke Güldenoğlu Eskişehir Peyman Spor'un şimdi servisini kullanıyor. Aybüke. Aybüke'nin servisi Sude Gümüş karşıladı. Gizem Tuğrul, Sherlin Başorun, Deniz Devrim Düzen. Tekrar evet, karşı alanına gelen top Sude Gümüş. Gizem Tuğrul, Gizem Tuğrul boş pozisyonda topu dışarıya gönderince durum 9-7 oldu. Aybüke Güldenoğlu yine Eskişehir Peyman Spor takımı adına şimdi servis kullanacak Aybüke. Aybüke'nin servisi Gizem Tuğrul. Selen, Gizem'in evet tekel plasesi Şeral'in Başoru'nun bloğundan top Peyman Spor alanına düşünce durum 10-7'ye taşındı. Karşıyaka'da servise geçen oyuncu 1 numaralı Selen Naskıran. Selen'in servisi Aleyna Göçmen. Bu sefer evet Şeral'in İlerya zararsız. Şeyda Gülsüm Alp 4 numaradan paralele dönerek vurdu. Top savunma temasına temas ederek dışarıya çıkınca durum 10-8 oldu. Gülsüm şimdi servisini kullandı. İstedi. Evet, bu sefer Şeral'in Başaroğlu'nun Gabriela da Silva'ya blokla durdurunca durum 10-9 oldu. Şeyma Gülsüm Alp şimdi yine Şeyda Gülsüm Alp. Ha? Şeyma mı? İşte Şeyda diye not almışım ondan. Şeyma değil mi? Tamam. Evet. Plase Gizem Tuğrul'dan gelmişti. Bu arada Aleyna Göçmen'in 4 numaradan çaplasa vurduğu top 3. sete beraberliği getirdi. Gülsüm tekrar Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanıyor. Şeyma Gülsüm Alp. Doğrusunu söylemiş olalım. Evet, bu arada evet Gizem Tuğrul 2 numaradan
bloksuz boş topu değerlendirerek takımının 11-10 üstünlük sağlamasını sağlattı, öyle diyelim. Deniz Devrim Düzen, evet, bu sefer atak olgunlaşmamıştı, ancak Fransiyas dedi, Gabriela da Silva ortadan ileriye, Aleyna Göçmen, evet, bu topu Geyma Gülsüm Alp olumlu kullanamayınca Karşıyaka'nın 12. sayısı geldi. Gizem Tuğrul şimdi Karşıyaka Medical Point takımı adına servis kullanıyor. Gizem'in servisi Aleyna'nın üzerine, Deniz Devrim Düzen, tekrar Aleyna, Sude Gümüş, Fransiyas dedi, 3 metre gerisinden, evet, tekrar bu sefer Gabriela da Silva, evet, iki oyuncuya rağmen tekrar blok geldi, evet, güzel bir rally, ortadan atak, tekrar Selen Naskıran, Fransiyas dedi, Aleyna Göçmen, Deniz Devrim Düzen, Sherilyn başarılı, Sherilyn sayısı ile bu güzel rally de sonlanıyor ve durum 12-11 oldu. Yani gerçekten hemen hemen bugün günün en uzun ve en güzel rallisi de böylece izlenmiş oldu. Biraz hani o kadar kısa da değildi ama yani top hakikaten çok oyuncunun eline temas etti bu rally müddetince. Sherilyn ortada, evet, Secem, tekrar Sherilyn başarılı, evet, Sherilyn bu topu arkası dönük bir şekilde manşetle dışarıya gönderince Karşıyaka Medical Point takımı 13-11 üstünlük sağladı. Secem Ege şimdi servis atacak Karşıyaka Medical Point takımı adına. Secem'in servisi çok az farkla kısa çizgi dışına düşünce durum 13-12 oldu. Deniz Devrim Düzen şimdi Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanacak. Deniz'in servisi. Evet, bu sefer Stedil'in bloğundan top Karşıyaka alanına düşünce 18 numaralı oyuncu Aleyna Göçmen'in atağı, durum eşitlendi 13-13. Deniz Devrim Düzen ikinci kez Peyman Spor takımı adına servisi kullandı. Bu sefer Gabriela Plase, Aybüke Güldenoğlu, evet, ortadan atak Deniz Zengin'den ve Deniz Zengin'in ortadan yaptığı atakla Eskişehir Peyman Spor takımı 14-13 üstünlük sağladı. Deniz Devrim Düzen üçüncü kez şimdi servis kullanıyor. Deniz'in servisini, evet, bu sefer Gabriela da Silva, Fransiyel Stedin, Fransiyel, evet, 4 tane oyuncu da topa yöneldiler ama herhangi bir oyuncudan müdahale gelmeyince durum bir kez daha eşitlendi 14-14. Topa biri vurdu mu? Yani evet. Yani enteresan. Yani çekse de karşıya atılamıyor. Gabriela da Silva, evet, biraz fazla orantısız güç ile servisi kullanmaya çalışınca direkt olarak dışarıya giden servisi topu Eskişehir Peyman Spor'un 15. sayısı oldu. Eskişehir'de şimdi servise geçen oyuncu 18 numaralı Aleyna Göçmen. Aleyna'nın servisini Gizem Turun karşılamıştı. Bu sefer Eda Sahip tekrar üzerinde avut. Evet, avut. Aybüke Günleroğlu'nun 2 numaradan çapraza dönerek bulduğu top dışarıya gidince karşılaşmanın 3. setinde durum yine eşitlendi 15-15.
Frans Yels de değil. Karşıyaka Medical Point takım kaptanı şimdi servis kullanacak. Frans Yels. Fransiye, İlaria, Aybüke, Plase, Gabriela, Gizem Turun, İlaria zararsız, Aybüke işte parmaklarıyla ucunla değmek istedi ama top falso alınca bunu başaramadı ve durum 16-15 oldu. Üçüncü sette durum Karşıyaka Medical Point 16, Eskişehir Peyman Spor 15. Yani o da istemezdi tabii böyle ama işte top falso alınca zaten bir şey yapamazsın. O toplar yani çok zor. Güzem Tur, evet Güzem'e bu sefer Aybüke, Güldenoğlu güzel bir blok, Deniz Zengin'le birlikte güzel bir blokla Güzem'i durdurdular ve sete yine eşitlik geldi 16-16. Eskişehir Peyman Spor'da şimdi Deniz Zengin servis atışı için hareketlenmişti. Deniz'in servisi Gizem Turul karşıladı. Ortadan atak Eda Say. Aybüke bunu rakip alana gönderdi. Bu sefer evet Gizem Turul. Blokta yumuşayan top Deniz Zengin, Aybüke Güldenoğlu, evet bu top da çıktı. Fransiyas de değil, yine güzel bir atak izliyoruz ancak Şeyma Gülsün Alp. 4 numaradan keskin çapraza dönerek takımının 17. sayısını kazandırdı. Deniz Zengin şimdi ikinci defa Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanacak Deniz. Deniz'in servisi Gizem Turu. Tekrar Gizem. Aleyna Göçmen. Gülsüm Şeyda. Evet. Tekrar Beymaz alanına gelen top. Fake'i olmadı. Aybüke Güldenoğlu. Aybüke gene yani kendisinden beklenmeyecek şekilde topu rakip alanına gönderemedi. Afiye'ye gönderince işte plaseler böyle harcanıyor. Durum eşitlendi. 17-17. Eda şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis kullandı. Eda Say. Karşıyaka alanına gelen top. Ancak evet. Evet, 18-17. Fransiyel. Gizem Turul. Evet, plase. Şerli'nin ve Deniz Devrim düzeninin bloğun üzerinden yaptığı plase ile karşılıklı 18. sayısını kavuştu. Böylece durum sette yine eşitlendi. 18-18. Selen Naskıran şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis kullanıyor. Selen Naskıran, Şeralin Başorun. Evet bu sefer Aybüke Güldenoğlu, Sude Gümüş, Gabriela da Silva, Deniz Devrim Düzen, Gabriela da Silva. Tekrar evet plase Şeralin Deniz Gizem Turul. Evet blok. Şeyda Gülsün Albin başına çarpan top. Karşıyaka'nın 19 sayısı oldu. Yani gerçekten bir sayı için her iki takımda son derece dikkatli ve yani mücadeleyi sonuna kadar sürdürüyor. Bu işte voleybolun güzel görüntüleri böylece ortaya çıkıyor. Selen Naskıran. Evet bu sefer tekrar plase. Kimden gelmişti? Bakayım. Deniz Devrim Düzen'den işte. Pasör Deniz Devrim Düzen'in plasesi ile durum eşitlendi. 19-19. Gülsüm şimdi Peyman Spor takımı adına servis kullanacak. Gülsüm'ün servisini Sude Gümüş karşıladı. Selen Naskıran
Gizem Tuğrul, Deniz Devrim Düzen, Sherilyn, tekrar. Evet, Gizem Tuğrul Gizem'in 2 numaradan paralele vurduğu top. Libero Zeynep Bilimli'nin elinden dışarıya, manşetinden, savunmasından dışarı gidince durum 20-19 oldu. Gizem Tuğrul şimdi karşı arka medical point adına servis kullandı. Gizem'in servisi yine Zeynep. Evet, bu sefer Sherilyn Başor'un 2 numaradan smaç plaseyle topu dışarı gönderince karşı arka medical point takımı 21-19 üstün duruma geldi. Gizem Tuğrul yine Karşıyaka Medical Point takımı adına servis kullandı. Evet, tekrar Zeynep ortadan, tekrar ancak bu top evet. Sherilyn Başoran'ın sayısıyla durum 21-20 oldu. Servise de Sherilyn geçecekti ancak oyuncu değişikliği var. Sherilyn'in yerine Elif Erkoç Eskişehir Peyman Spor takımında oyuna dahil oluyor. Elif şimdi servis kullanacak. Elif. Elif'in servisini Söyle Gümüş karşıladı. Selen. Gabriela da Silva. Deniz Devrim Güzel. Aleyna Göçmen. Selen Naskıran ortadan. Evet, Gizem'in atağında top Şeyda Gülsüm Albin manşetinden bizim bulunduğumuz türbünlere kadar geldi ve böylelikle durum 22-20 oldu. Kullanılan servis Aleyna Göçmen, Selen Naskıran, Gizem Tuğrul, Deniz Devrim Düzen. Evet, Deniz Devrim Düzen Aybüke Güldenoğlu'na yaptırdığı atak. Gizem Tuğrul'un manşetten dışarı gidince durum 22-21 oldu. Deniz Devrim Düzen şimdi Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanacak. Deniz. Deniz'in servisini Gizem karşıladı. Bu sefer atak. Tekrar Sude. Evet, kaptan Fransiyel'in sayısı Karşıyaka'nın 23. sayısı oldu. Karşıyaka'da servise geçen oyuncu 3 numaralı Gabriela da Silva. Gabriela da Silva. Gabriela da Silva'nın servisi filede kalınca durum 23-22 oldu. Aleyna Göçmen şimdi Eskişehir Peyman Spor adına servis noktasına hareketlendi. Sette durum Karşıyaka Medical Point 23, Eskişehir Peyman Spor 22. Karşılaşmada durum Peyman Spor 2, Karşıyaka Medical Point 0. Aleyna'nın servisini Gizem Tuğrul karşıladı. Selen Naskan, tekrar Gizem. Evet, Gizem'in 3 metre gerisinden yaptığı atak libero Zeynep Bilimli'nin manşetinden dışarıya gidince Karşıyaka takımı şimdi kaptanı Fransiyel Sedin ile ses sayısı için servis şansını kullanmaya çalışacak. Fransiyel. Fransiyel'in servisi Zeynep. Evet, olgunlaşmayan atak, tekrar Fransiyel. Ancak evet, 14 numaralı Gizem Tuğrul'un 4 numaradan çapraza dönerek vurduğu top Aybüke Güldenoğlu'nun ve Deniz Zengin'in bloğundan Eskişehir Peyman Spor alanına düşünce seti 25-22 kazanan Karşıyaka böylelikle karşılaşmanın 2-1 duruma gelmesini sağladı. Yani gerçekten her sayıda bayağı çekişme vardı, mücadele vardı. Zaten dikkat edildiyse belki 10 kere durum eşitlendi ama işte
final sayılarını karşıya daha motive, daha konsantre, daha konsantrasyon daha yüksek oynayınca seti lehine çevirmesini bildi. Sanıyorum salona gelen seyirciler de bu setten, hem bu setten hem de diğer setlerden büyük keyif almışlardır. Ama tabii diğer tarafta salona gelemeyen ve bizim İzmir Voleybol Medya Grubu'ndan yayınlarımızı seyredenler de aynı şekilde, onların da bu oynanan oyundan zevk aldıklarını, beğendiklerini ben tahmin ediyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum Zafer? Sen bu konuda ne diyebilirsin? Kesinlikle yani. Yani sezon başı olmasına rağmen hakikaten hani kora kor yani bir mücadele. Değil mi? Azından. En azından işte. Yani lay lay long yapmıyorlar yani. Ciddi bir maç. Evet. Lazımlık maçı olunca yani mesela savaş göstermez, sakatlanır mıyım? Yani, değil mi? Yani öyle bir endişe taşımıyor. Hiçbir oyuncu, her oyuncu elinden gelen mesela, yani gayreti, değil mi? Eforu sarf ediyor. 3-4 pozisyonda gördüm. Kaç kişi koştu? 3 tane oyuncu birden koşuyor bir topun peşinde. Yani biri değmiş olsa öbürü de mesela içeri atabilir. Çıkarabilecek. Yani hakikaten olacak. Yani top düşmüyor işte. Dikkat ettin bak. Dikkat ettiysen sahip. Yani birinci lige yakışır bir turnuva oldu yani. Geçen sene bu kadar zevkli değildi ben mesela. Geçen sene ne geldik biz? Biliyorum. Rasim Mardin Çelebi turnuvası ama bu sefer canlı işte rahmetli yapmasak Mustafa için. Bu kadar ben zevkli bir karşılaşmalar izlemedim geçen sene. Geçen sene bir de yanısıyla İlvan Sultanlar Ligi oyuncusu oyuncu, olarak evet, geldi. Evet, yani Sultanlar yani Ligi takımı olarak geldi. Adam voleybol, Sultanlar Ligi'ne evet, savaş adaydı, adaydı. Adaydı ve playoff'a kalan Murat Paşa. Yani tüm takımlar adaydı. Hakikaten çok güçlüydü yani, ama çok bu kadar bu kadar heyecanlı, bu kadar keyifli karşılaşmalar dediğin gibi izlememiştik. Yani bu sene işte her geçen gün Zafer, yani bak voleybolda bu gelişme, bu yani ilgi gösterince bu spor gelişecek. Yani işte görüyorsun bak, yani bizimkiler işte karşıya kadar iki tane yabancı var. Peyman Spor'da bir tane yabancı var ama bizim çocuklarımız da yani onlardan aşağı kalmıyor yani. En az onlar kadar yetenekli, en az onlar kadar başarılı. Bilmiyorum, ben açık açık yani görülüyor. Bu sene de görüyorum ben bu. Yani en azından A grubundaki Karşıyaka, Eskişehir Peyman ve Çanakkale'nin playoff'a yakın. Yok, Eskişehir B grubunda Peyman Spor'a mı? Eskişehir B'ye mi gidiyorsun? B'ye gitti. A'da dönmek yok. Evet, yine yani gerçekten Secem'in güzel bir uygulamayı izledim. Zaten. Değil mi? Elif Erkoç'un atağında Secem Ege güzel bir blokta takımını 2-0 öne geçirdi. Selen Naskıran şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis kullandı. Evet, taktik servis. Evet, boş alan buldu bu sefer. 66 numaralı Elif Erkoç ve plase ile topu Karşıyaka alanına bırakarak durumu 2-1'e getirdi. Servise de Elif şimdi kendisi geçti. Birazdan onun servisini izliyor olacağız. Elif Erkoç evet, direkt olarak dışarıya gönderdiği top, uzun çizgi dışına gönderdiği top Karşıyaka'nın 3. sayısı oldu. Bu arada Eskişehir Peyman Spor takımının 2. liberosu Zeynep Bilimli de daha önce Anadolu Üniversitesi ve Sivrisat takımlarında da oynamıştı. Onu da ben belirtmiş olayım. Evet, bu arada Gabriela da Silva 2 numaradan paralele biraz fazla dönünce vurduğu top dışarı gitti ve Peyman Spor'un 2. sayısı böylelikle Gabriela'nın topu dışarı göndermesiyle geldi. Deniz Devrim Düzen, Fransiyel, tekrar Fransiyel, Sude, Gabriela da Silva. Evet, Gabriela da Silva önündeki Deniz Zengin'in bloğuna rağmen topu
Beyman Spor alanına düşünce durum 4-2 oldu. Secem Ege şimdi Karşıyaka adına servis kullanacak. Karşıyaka'nın orta oyuncusu Secem. Secem'in servisi rakip alanına geçmeyince durum 4-3'e taşınıyor. Aleyna Göçmen şimdi Eskişehir Peyman Spor'un servisini kullanacak. Aleyna da daha önce Vakıfbank 2. Lig ve Bahçeli Evler'de de oynamıştı. Evet, bu sefer Gabriela da Silva 2 numaradan keskin çapraza dönerek Karşıyaka'nın 5. sayısını getirdi. Servise de Gabriela da Silva kendisi geçiyor. Gabriela Gabriela'nın smaç servis, Deniz Devrim Düzen, Deniz Zengin, evet bloktan seken topa son müdahaleyi Sude Gümüş Libero yapamayınca durum 5-4 oldu. Deniz Zengin şimdi, Deniz Zengin de geçtiğimiz yıl Vakıfbank takımının oyuncusuydu. Deniz servis kullanıyor, Deniz'in servisi Gizem Tuğrul karşılamıştı ancak evet, rakip alana kaçan topu Şeyda Gülsüm Alp file üzerinde tipleyerek topu karşıyaka alanına düşünce 4. sette 5-5 eşitlik söz konusu oldu. Deniz yine Eskişehir Peyman Spor takımı adına şimdi servis kullanacak. Deniz bak düştü mü şu? Yok, devam ediyor. Düşmedi Zafer. Birincilikte ya. Yok, yine devam ediyor birincilikte. Zaten işte Vakıfbank, Yeşilli, Bahçeli Evler, onlar devam ediyor. Bu arada evet, bu arada Şeyma Gülsüm Albin sayısı ile Eskişehir Peyman Spor 6-5 üstünlük sağladı. Deniz Zengin yine Peyman Spor adına servis kullanıyor. Karşılaşmada durum Peyman Spor 2, Karşıyaka Medical Point 1. Sette durum Karşıyaka 6, 4. sette Eskişehir Medical Point 6. Fransiya istedi şimdi Karşıyaka Medical Point adına servise geçen oyuncu, servis kullanacak olan oyuncu Fransiyel. Fransiyel'in servisi Şeyma karşılamıştı. Evet, bu sefer 17 numaralı oyuncu Yaren Yaşar Yüksel'in topu dışarıya gidince Karşıyaka 7-6, Karşıyaka Medical Point 7-6 öne geçti. Fransiyel site değil tekrar. Evet, rakip alanda topa müdahale etmek zorunda kaldı Deniz Devrim Düzen. Onun bu hatası Karşıyaka'nın 8. sayısı oldu. Fransiyel Stadyum şimdi tekrar Karşıyaka Medical Point adına servis atacak. Fransiyel'in servisi Şeyma karşılamıştı. Ortadan atak Selen Naskıran. Gizem Tuğrul, evet Gizem önündeki Elif Erkoç'un bloğundan topu Peyman Spor alanına düşürmesini sağlayınca durum 9-6'ya taşındı. Fransiyel Stadyum'da şimdi tekrar Karşıyaka Medical Point adına servis kullanacak. Fransiyel'in servisi Şeyma'nın üzerine. Tekrar Şeyma, evet Şeyma'nın atağından blok topu dışarıya gönderince Şeyma'nın blok ağır sayısıyla durum 9-7 oldu. Yaşar Yaren Yüksel Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanan 17 numaralı oyuncu Yaren, Sude Gümüş, Selen Naskıran, Gizem Tuğru, tekrar Gizem, Plase, Zeynep Bilimli, 3 metre gerisinden atak Selen Naskıran, Tuğrul, evet Gizem Tuğrul 18 numaralı Aleyna Göçmen'in
savunmasından topun dışarıya çıkması sağlayınca durum 10'a 7 oldu. Eda Say şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis atacak. Eda. Eda'nın servisi aleyna. Şeyma Gülsüm Alp 4 numaradan çapraza dönerek takımının 8. sayısını kazandırdı. Servise de Şeyma şimdi geçiyor. Şeyma, Şeyma'nın servisini Gizem Durur karşıladı. Tekrar atağı da Gizem yaptı. Plase. Evet bu sefer 17 numaralı oyuncu Yaşar Yaren Yüksel 4 numaradan çapraza dönerek vurduğu top ile takımının 9. sayısını kazandırdı. Şeyma Gülsüm Alp tekrar Peyman Spor adına servis kullandı. Fransiyer karşıladı. Evet ortadan Sekem Ege önündeki Aleyna Göçmen'in bloğundan topun Peyman Spor alanına düşmesini sağlayınca durum 11-9 oldu. Selen Naskıran şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis kullandı. Evet bu topu Aleyna Göçmen oyunda tutamayınca top onun manşetinden dışarıya gidince durum 12-9 oldu. Aradaki fark da 3 sayıya çıkınca 4. setin ilk molası Peyman Spor antrenörü Gökhan Sezal'dan geldi. Bir Aybüke daha vardı. Nereye gittin sen? Ha şey Aybüke Özdemir. O ben şeyde İl Bank'taydı. Bilmiyorum ki Zafer yok. Sultanlar çıktığında oynuyordu. Oynuyordu. Oraya geldi de. Ama yani pek öyle kadro alamıyordu ama. Hani pek bir süre alamadı diye biliyorum ama. Bakarız sonra. Akşam eve gidince bakayım araştırayım. Yani adam böyle oldu. Yani işte ben ona üzüldüm. Adamlar o kadar yani ilk sonra üstte. Korkunç yatırım yaptılar ama. İşte olmayınca olmuyor Zafer. Olmayınca olmuyor. Evet tekrar Karşıyaka alanına gelen top. Selen Naskıran. Evet Gizem Tuğrul. Zor pozisyonda olmasına rağmen smaç plaseyle topu Peyman Spor alanına düşürünce durum 13-9 oldu. Selen Naskıran yine Karşıyaka Medical Point adına şimdi servis kullanacak Selen. Selen'in servisi Zeynep karşılamıştı. Tekrar evet tekrar Zeynep. Bu sefer 3 metre gerisinden Şeyda. Bu sefer Gabriela da Silva. Gülsüm bunu karşıladı. Fransiyas dedim. Gizem Tuğrul. Tekrar Fransiyas dedim. Tekrar Gizem Tuğrul. Plase. Evet bu sefer Aleyna Göçmen yine güzel bir rally. Deniz Devrim Düzen. Evet, file teması. File teması geldi Fransiyel Stadion'dan. Dolayısıyla durum 12-10 oldu. Yoksa yani devam ediyordu rally sürüyordu ama işte file teması rally'yi sonlandırdı. Adam buraya bunu niye inat ettik illa çıkacağım diye gidip de Maratpaşa gibi yani, bir takımla ortak da olabilirdi. Yani bilmiyorum ki. Hatta yani bir Sultanlar Ligi takımı da alabilirdi. Alabilirdi ama işte. Yani o kadar paraya ben iki tane Sultanlar Ligi alırdım. Evet güzel. Sezon harcadığı paraya. Değil mi? Evet. Yani oyuncu tamamen rakip alana geçince pozisyon devam ederken top havadayken işte böylelikle sayı kaybedilebiliyor. Bu da işte deneyim. Deneyim yani. Evet, Gizem Tuğrul. Deniz Devrim Düzen. Plase.
Sule, Gabriela da Silva, Zeynep Bilimli, Deniz Devrim Düzen, Plase, Selen, Fransiyel istediğim 4 numaradan Smaç Plase ile topu kısa çizgi üzerinde Teyman Spor alanına düşürünce durum 15-10 oldu. Gizem Turul şimdi servis kullanacak. Bir şey mi var zaten? Arkadaşlar bu arada karşıyaka Medical Point yönetimine de çok teşekkür ediyoruz. Bize bu canlı yayını yapmamız için izin verdiği için Eskişehir Teğmen yönetimi, RGT, Çanakkale Belediye yönetimi ve İlbank yönetiminin de bu bizim takımlarda yayınlayabilirsin demeleri için. Yani salonunda Karşıyaka Medical Point'in bize açmasına çok teşekkür ederiz. Bu yayını size sağlamamıza sebep olan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz bu arada. Onu da boş geçmeyelim. Evet Zafer, ben unutmuştum, sen iyi anımsadın. Yani bir yerde işte hem takımlarımızın rıza göstermesi hem de işte salon yönetiminin, salon görevlerinin bu konuda bize tolerans sağlamaları, hani gerçekten işte voleybolu yani ilgiyi arttırma açısından işte voleybolun yani güzelliklerini gösterebilmemize neden oldukları için ben de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar biz maça dönelim. Gizem Turul'un servisi 18. Evet, Gizem Turul. Da Silva bunu rakip ayağına gönderdi. Gülsüm Şeyda Al, Deniz Devrim Düzen. Ortadan atak, Deniz Zengin'den gelmişti. Sude, Gümüş. Bu sefer Da Silva. Da Silva Karşıyaka'nın 19. sayısını kazandırınca durum 19-10 oldu. Herhalde bu maç hafızalarda rallileriyle kalacak Zafer. Ve tekrar Sude Gümüş. Ortadan Atice Secen Ece. Hakikaten kısa topa hızlı hücum ederek Karşıyaka'nın 20. sayısını getirdi. Böylece şimdi, evet, Karşıyaka yavaş yavaş oyuna, yani oyunu force etmeye başladı, domine etmeye başladı zaten. Evet, bu arada evet, Aleyna Göçmen 4 numaradan biraz fazla çapraza dönünce direkt olarak avuta gönderdiği top Karşıyaka'nın 20. sayısı oldu. Sette durum Karşıyaka Medical Point 20, Eskişehir Peyman Spor 10. Baya baya bir fark oldu. Tekrar Aleyna. Bu sefer Gizem Turul, Gabriela da Silva. Evet, tek top. Fransiyel Stedil'in atağından gelen 21. sayı. Karşılaşmanın baş hakemi Uğur Kovan. Yani topun bloktan döndüğünü, gerçi Eskişehir Peyman Spor oyuncuları topun banttan döndüğünü iddia ettiler ama evet, bu arada yine Fransiyel Stedil, Gabriela da Silva. Evet, bu yani gerçekten 2 numaradan sert bir smaçla durumu 23-10 yapan sayıyı kazandırdı. Gizem Turul şimdi Karşıyaka takımının servisini kullanacak olan oyuncu. Sette durum Karşıyaka Medical Point 23, Eskişehir Peyman Spor 19. Sude Gümüş, tekrar Gabriela plasesi. Gabriela'nın plasesi Deniz Zengin'in ve Aleyna Göçmen'in bulanından dışarıya gidince 4. sette Karşıyaka Medical Point 14 numaralı oyuncusu Gizem Turul ile set sayısı için servis kullandı. Gizem'in servisi, Sude Gümüş, Gabriela, tekrar Deniz Devrim Düzen, Gülsüm Şeyda Alp. Evet, bu top tekrar Peyman Spor alanına gelmişti. Şeyda Gülsüm Alp 3 metre gerisinden topu dışarıya gönderince Karşıyaka takımı, Karşıyaka Medical Point takımı
dördüncü sette 25-10 kazanarak karşılaşmada durumun 2-2'ye gelmesini sağladı. Evet, şimdi biraz sonra tiebreak oynanacak. Baş hakem Uğur Kovan ile yardımcı hakem Mustafa Emre Girgin takım kaptanlarını yanlarına çağırarak top ve alan seçimi yapacaklar. Evet, bugün de benim şansım her iki maçta 5 sete uzadı. 3-2. Evet ya, 3-2. Valla saat 3'ten beri işte maç anlatmaya çalışıyorum. Konuşmaya çalışıyorum. Fazla konuşma. Yok be. Çünkü yani yarın da var bu işin. Yani. O yüzden. Bunu. Nehir içine. Ha, bu işte yazmıştık bir zamanlar Alaaddin Bey'le beraber. Ha, bu arada Alaaddin Erol Bey'in de kulaklarını çınlatalım. Buradan Eskişehir'e selam olsun. Hem Eskişehir'deki ben eski dostlara, voleybol camiasına, oradaki DS'yi ben DS'yi camiasına ve Alaaddin Erol Bey'e de çok çok selamlar göndermiş olalım buradan. Eskişehir Peyman Spor maç, Karşıyaka Medical Point maçından. Zaten iyi olur ya. Hiç olmazsa biraz bu arzını yumuşatırız. Hani varsa ama, yoksa boş ver. Şey yapma. Evet, okey. Varsa. Evet. Karşılaşmanın 5. seti biraz sonra başlayacak. Setlerde durum 2-2. İlk 2 seti Eskişehir ve Peyman Spor takımı 23-25 lig skorlarla kazanmıştı. 3. seti Karşıyaka 25-22 aldı. 4. seti ise bayağı farklı bir şekilde 25-10 kazanarak karşılaşmada eşitliği sağlamıştı. Yardımcı hakem Mustafa Emre Girgin her iki takımın pozisyonlarını kontrol etti ve servisi kullanması için Eskişehir Peyman Spor takım kaptanı Şeyma Gülsüm Albe topu gönderdi. Şeyma'nın servisi Fransiyer. Ortada Gizem Tuğrul 3 metre gerisinden atak yapmıştı Şeyma, ancak Sejen Ege'nin bloğuyla durum 1-0 oldu. Şimdi servise de Karşıyaka Medical Point takımında Hatice Sejen Ege geçti. Sejen'in servisini Zeynep Bilimli karşıladı. Tekrar Karşıyaka alanına gelen top Da Silva. Evet, Da Silva'ya bu sefer topu rakip ayağına göndermek isterken Elif Erkoç güzel bir blok atınca ve topu Karşıyaka Medical Point alanına bırakınca durum eşitlendi 1-1. Fransiyel Deniz Devrim Düzen tekrar Karşıyaka alanına gelen top Şeyma. Aleyna göçmen. Aleyna 4 numaradan çapraza dönerek vurduğu topu libero Sude Gümüş oyunda tutamayınca durum Eskişehir Peyman Spor 2 Karşıyaka 1 oldu. Elif Erkoç şimdi
Beyman Spor takımı adına servis kullandı. Elif'in servisini Söğüt'e Gümüş karşıladı. Gabriela da Silva, Deniz Zengin'in ve Aleyna Göçmen'in bloğundan topu dışarıya çıkmasını sağlayınca durum sette eşitlendi. 2-2. Gabriela şimdi Karşıyaka Medical Point takımı adına servis kullanıyor. Gabriela. Gabriela'nın servisi tekrar Karşıyaka alanına gelen top. Fransiyel. Evet, 3 metre gerisinden tekrar Söğüt'e Gümüş, ancak evet. Mustafa Emre Girgin file teması belirleyince Eskişehir Peyman Spor takımı 3-2 üstünlük sağladı. Deniz Devrim Güzel şimdi Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanacak olan 14 numaralı oyuncu. Deniz, Deniz'in servisini Gizem Tuğrul. Gabriela da Silva gerçekten yani bloğun yerleşmesine imkan vermeden yaptığı atakla takımının tiebreak setinde beraberliği sağlamasını, beraberliğe gelmesini sağladı. Fransiyel seri şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis kullandı. Fransiyel'in servisini Zeynep karşıladı. Deniz Devrim Düzen. Evet, bu sefer Deniz Zengin. Pardon, özür dilerim. Yarın Yaşar Yüksel 4 numaradan topu çapraza vurarak takımının 4. sayısını kazandırdı. Aleyna'nın servisi filede kalınca tiebreak setinde bir kez daha eşitlik söz konusu. 4-4. Eda şimdi Karşıyaka adına servis kullandı. Eda'nın servisi Deniz Devrim Güzel. Evet, bu sefer Şeyda Gülsümak kısa pasa hızlı hücum etti ve Da Silva'nın manşetinden top dışarıya gidince, çıkınca Eskişehir Peyman Spor takımı 5-4 öne geçti. Deniz Zengin şimdi Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis atacak. Deniz'in servisi ortadan, Atiye Secan Ege'nin ata esnasında zaten file teması belirlemişti. Yardımcı hakem Mustafa Emre girdi. Böylelikle durum eşitlendi. Selen Naskıran şimdi Karşıyaka takımı adına servis kullanıyor. Selen'in servisi Şeyda Gülsüm Al. Yaşar Yaren Yüksel bu sefer 2 numaradan paralele dönerek Eskişehir Peyman Spor'un 6. sayısını kazandırdı. Servise de Yaren kendisi geçti. Yaşar Yaren Yüksel. Yaren'in servisi son anda, evet, tekrar bu topu rakip alana Gizem Tuğrul gönderemeyince Peyman Spor 7-5 üstünlük sağladı. Yaren yine servis noktasında Peyman Spor adına servis kullanacak. Yaren Söğüt'e Gümüş, Fransiyel Sedin, Gabriela rakiplerine gelen top. Evet, bu topa libero Zeynep Bilimli zamanında hareketlenemeyince topta Peyman Spor alanına düştü ve böylece durum 7-6 oldu. Gizem Tuğrul şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis kullanacak. Gizem'in servisi Şeyda Gülsüm Al. Bu sefer evet, Şeyda Gülsüm Al 2 numaradan topu blok teması olduğunu belirledi. Karşılaşmanın baş hakemi Uğur Kovan ve böylelikle 8-6 üstünlük sağlayan taraf Eskişehir Peyman Spor oldu. Gizem. Evet, Da Silva yine
blok yerleşmeden topu 3 metre alanına vurunca durum 8-7 oldu. Sejem şimdi Karşıyaka Medical Point adına servis atacak. Hatice, Sejem, Ege. Sejem. Sejem'in servisi Zeynep karşıladı. Bu sefer evet, bu sefer Şeyma Gülsümat 2 numaradan topu Karşıyaka alanına düşürmeyi başarınca durum 9-7 oldu. Elif Erkoç Peyman Spor takımı adına şimdi servis noktasında. Elif, Elif'in servisini Fransiyer karşıladı. Yine bu sefer evet, bu sefer Gabriela biraz fazla topun altına girince onun smaç plasesi direkt olarak dışarıya gidiyor ve Peyman Spor 3 sayı farkla tiebreak setinde 10-7 üstün duruma geçti. Elif, Gizem Tuğrul, tekrar Gizem Tuğrul. Evet, blok, blok Deniz Zengin'den. Deniz'in bloğuyla durum 11-7 oldu. Elif tekrar şimdi Peyman Spor takımı adına servis atacak. Elif'in ikinci kez kullanacağı servis bu. Elif Erkoç. Elif'in servisi, evet Elif'in servisi de filede kalınca rakip ağına geçmeyince durum 8 oldu. Gizem Koçak, Gizem'in servisi. Evet, düş. Elden diyor yardım baş hakem ve durum 12-8 oluyor böylelikle. Bir avantajlı durumda olan taraf Eskişehir Peyman Spor. Evet, bu arada Aybüke Güldenoğlu ile Selmin Karahan yerlerini Deniz Devrim düzene kullanılan servis Aleyna Göçmen, Aleyna'nın 4 numaradan paralele vurduğu top Eskişehir Peyman Spor'un 13. sayısı oldu. Deniz Devrim Düzen şimdi Eskişehir Peyman Spor takımı adına servis kullanacak. Tiebreak setinde durum 13-8 Peyman Spor lehine. Evet, Sude Gümüş bu topu gerektiği şekilde oyunda tutamayınca Eskişehir Peyman Spor 14 numaralı pasörü Deniz Devrim Düzen ile set sayısı ve dolayısıyla maç sayısı için şimdi servis kullanacak Deniz Devrim Düzen. Deniz'in servisi Fransiyer karşılamıştı. Tekrar Fransiyer, ancak evet Fransiyer'in 2 numaradan çapraza vurduğu top Şeyma Gülsüm Albin elinden, manşetinden dışarı gidince durum 14-9 oldu. Büyük bir avantajı var maçı kazanma yolunda Eskişehir Peyman Spor takımının. Fransiyer istediğin. Evet, ortadan atak Deniz Zengin'den ve Deniz'in sayısı ile durum. Ve durum 15-9 oluyor ve böylelikle Eskişehir Peyman Spor takımı karşılaşmayı 3-2 kazanıyor. Ben Mehmet Nilmen, arkadaşım Zafer Elli ile bu güzel ve keyifli karşılaşmanın canlı yayınında
elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Yarın saat 12'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hepinize hoşça kalın.